Selam arkadaşlar, yeni videomuza daha hoş geldiniz. Bu videomuzda uzun süredir oynadığım sevilen popüler oyun, mobil oyunu Marvel Future Fight'a gelen yeni ve çok güzel güncellemeyi inceleyeceğiz. Bir önceki güncellemede bildiğiniz gibi epik bir görev gelmişti, büyük bir güncellemeydi. Karanlıklar Hükümdarlığı adı altında Sentry yani gözcü ve birçok karakter gelmişti. Dark Avengers üyeleri gelmişti, RSD, Yeşil Goblin'e, Yeşilcin'e, ondan sonra Bullseye falan. İlk kahraman oldukları kostümler gelmişti. Şimdi ise benim açık ara Marvel'da en sevdiğim çizgi romanlarda, filmlerde en sevdiğim karakter Thor'a destansı bir kostüm gelmiş. Thor'u ben çünkü çok seviyorum. Avengers Infinity War'ın ilk güncellemesi çıktığında, Infinity War kostümüne çıktığında Thor'un üstüne karakter yoktu. Herkesi tekliyordu, herkesi yeniyordu ama sonra zamanla yine kötüleşti. Endgame güncellemesi çıkınca yine eski güçlü haline gelir dedim ama filmdeki rezillik gibi. Yani bilmiyorum şişman olmasından mıdır şey midir, çünkü ikinci takım kostümü de vardı ama onunla şişman değildi, fakat aynı etkiyi yaratmadı ve hiç tutunamadı. Üç büyükler Marvel'ın, MCU'nun üç büyükleri Iron Man, Kaptan ve Thor tamamen unutulmuştu. En son işte Sentry gelmişti. Neredeyse Jean kadar yani win rate yüksek bir karakterdi. Silver Surfer gibi olsun, şey olsun. Ama kalıcı olarak uzaklaştırılmış diyebiliriz. Thor içerikli, tamamen Thor odaklı bir güncelleme. Güncellemenin adı zaten Thor evreni güncellemesi. Thor'a yıldırımların elçisi mi ne, öyle bir şey yazıyordu açıklamasında, öyle bir şey gelmiş. Şurada yarım yamalak görüyorsunuz. Loki'ye yeni kostüm ve sonunda Loki taraftarlarının, Loki sevenlerin sevineceği bir haber. Kategori 3 özelliği geldi. Valkyrie ve birçok Asgardlı'ya kostüm ve yeni potansiyel yükseltmeler geldi. Bildiğiniz gibi kategori 3 olmayan karakterlerin artık son zamanlarda moda oldu. Potansiyel yükseltme özellikleri geldi. Bakalım neler var. Valkyrie gelmiş aynen. Ben Brunhilde sandım. Fakat o da Thor evreninden, yani şey tarafından, İskandinav tanrılarından, tanrıçalarından bir tanesi. Neyse bakalım vaziyet ne olacak. Valkyrie klasik, bayağı her yerden bildiğimiz şu sarışın şey kıyafetli hali gelmiş. Atmak bir şeyler diyordu güncellemesinde gösterdiğinde. Asgard kahramanların yeni kostümlerini kontrol et diyor. İşte düzenbazlık tanrısı Loki kategori 3'e yükseltilebilir. Potansiyel uyandır özelliği eklendi. Valkyrie'nin özel yeteneklerini açığa çıkar. Yeni hikaye eklendi. Yeni gerçek Shield ve geleceğin sonu hikayeleri. Bildiğiniz gibi en son şeyde de tümlüğün babası yani Asgard hikayeleri gelmişti. Önceden olan sabit hikayeler kaldırılmış. Daha çok şey tamamlı hikayeler eklenmişti oyuna. Baya böyle bir girdiğinizde uzun uzun yüzdesi tamamlanana kadar baya gerçekten film gibi olan bir hikaye gelmişti, parça parçadan ziyade. Çok yakında deyip duruyorlardı. Belli ki burada geldi. Güncellemenin boyutuna gelecek olursak Google Play Store'dan 60 MB olan bir şeymiş ki biliyorsunuz orada genelde az oluyor. Oyun içinde ise 590 MB'lık bir şey yükledi. Yani totalde 650-660'lık bir şey. Tabi de burada ana ekranda bir şey vardır. Ki Loki'nin bu giysisi de bana şeyi hatırlattı. Asgard ajanı demişler ama Loki'nin şimdi bildiğiniz gibi Marvel'ın pandemi olsun şey olsun filmler şeyler ertelendi ama Disney Plus'ta ve şeyde çıkacak olan dizileri var. Marvel'ın 4. fazının dizilerinden. Loki'nin fragmanında, adam akıllı gösterilen fragmanında böyle bir giysi de olduğu görülüyor. Bayağı böyle paltalı giysi de yine boynuzlar var. Ona çok benzettim. Acaba dedim o mu diye. Neyse öyle demişler. Şu alıncakları bir elden geçirelim. Ben nasıl güncelleme için bazı günlük görevlerimi yapmadım tamamen, günlük o standart kristal görevidir, giriş çıkış, PvP, o tarz görevleri. Onları da beraberinde yapacağız ama tabii ki asıl amacımız güncellemeyi incelemek. Gereksizlere güncelleme dışı şeylerle sizi de oyalamayacağım. Kendim de merak ediyorum. Umarım Thor gerçekten güçlendirilmiştir, yoksa laf olsun diye kostüm çıkarırlarsa yani artık söveceğim ya. Şu adamın bir eski kudretine kavuşturun ya, Thor amına koyayım ya. Gökkül, aha. Yıldırım elçisi. Kozmik Ranking Thor muydu? Öyle bir kozmik varlığa dönüşüyordu ya Thor. Ona benzettim. İçinde gök taşları falan gözüküyor olunca. Çok iyi olmuş ya. Sentry'ye de biraz benzettim. Şu en son gelen Sentry var ya. Altın gözlü mü ne diyorlar. Thor'la da zaten şey var. Birazcık Conan'a benziyor. Şu 1990'larda olan bir tane şey vardı. Fatih Kul dizisi. Bilmiyorum biliyor musunuz? Zeyne falan vardı o dönemki. Oynayan adamın adı da dilimin ucunda da ona çok benziyor. Saçları uzun böyle, tam böyle İskandinav şey gibi. Ona çok benzemiş. Neyse dur bakalım. Neler var? Sıralama etkinlikler gelmiş. Loki'nin sıralama etkinliği gelmiş. Hemen tabii millet kategori içe abalmıştır. Money talking. Neyse.
Tüm kıyafetler diyor, hangi kıyafetler indirime girmiş? Sadece belli başlı kıyafetler indirime girmiş. Medusa, She-Hulk, bunlara Thor'un, Valkyrie'nin ve şeyin. Şimdi bunların hepsini almak isterim ama ne kadar? Bir bakalım Thor'un vaziyetine. Şöyle destansı bir kostüm olsa var ya, ne şaşırırdım ha. 20 verenler var ya, büyüklerin. Thor direkt. Açıklamasında başka bir şey yok. Asgard kudreti yeteneğini geliştirir falan filan, neyse. Aynı vaziyette belli ki. Geç bunu da. Loki de burada. Geç. Valkyrie de burada. Valkyrie, ha tamam. Korkusuz muhafızlar. The Fearless Defenders diye bir şey var. Asgard'ın kraliçe hanımı, tamam. Şimdi. Bunlar böyle tavsiye edilen kostümler. Tamam, kostümleri gördük. Şey güncellemesini yaptırttık mı? Yaptırtmadık. Onu o ara yaptırsam olurmuş. Neyse. Hemen kostümleri inceleyeceğiz. Açıklamasında gördüğüm kadarıyla Thor'a, Loki'ye ve Valkyrie kostüm gelmiş. Ki gördüğümüz gibi 3 kostüm. Karakter geldi mi bilmiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam potansiyel. Tamamen Thor odaklı olduğu için karakter gelmemişti galiba. Heimdall ve Sif'e potansiyel geliştirme açıldı diye hatırlıyorum. Valkyrie'de dahil. Valkyrie zaten direkt gösterdi de. Yazanlar arasında şu an Valkyrie'de Sif gözükmüyor. Onları da ben açıklamasında okudum diye hatırlıyorum. Zaten biliyorsunuz Valkyrie şey, Heimdall ve Sif zaten abi kardeşler. Bakalım. Genelde bağlantılı şeyler zaten birbirleriyle şey oluyor. Dur bakalım. Ne var? Bunların da şeyi başlamış. Sonsuza dek Wakanda. Endures. Tabii yeni yeni şeyler de ekliyorlar. Şuradan mesela bak. Özel kimliği olarak Shield'ın şeyi gelmiş. Wakanda gelmiş. Loki var. Asgard etkinlik dükkanı diyor. Tamam bakalım, oyun için güncelemeler de sıralamalara baktık. Kostümlere de inceledik. Özel ücretsiz karakter diyor. Ne diyorum olmayan. Boyut sandığı. Kahraman. Yakında PvP için biliyorsunuz. Dediğim gibi bu oyunda artık tamamen iş PvP üzerine dönmeye başladı. PvP'de başarısız olan karakterler bence çöp karakterler. O ne lan? Evrensel Titan kayıtları. Bir tane onu mu veriyorsun lan? Heimdall, Valkyrie ve Loki'nin geliştirilmesi şey yapmış. Sif'i niye dışladınız lan? Sif'e de potansiyel gelmedim oğlum. Ben öyle bir yere okuduydum ama. Bir bulayım Sif'i bulabilirsem. Nereden bulacağız? Ne dersin Sif? Sif'e de hiç kostüm getirmedi ya. Şu klasik şey hali dışında. Kostüm gelmedi kadına ya. Aaa. Açıklamada Sif'e de potansiyel geldi yazıyor ama hiç alakası yok anasını satayım. Heimdall. Heimdall ve şeye gelmiş. Yetenek. Koruyucu şok dalgası. Biz bunların hepsini inceleyeceğiz tek tek. Zaten şuradan gözüküyor ya, ana şey neredeydi o. Her seferinde karıştırıyorum onu. Ha. Ana güncellemenin temellerini gösteren bu. Aynen, getirmemişler. Belki sonradan gelecektir. Çünkü açıklamada ben Heimdall ve Sif'e potansiyel geliştirme diye bir şeyi gördüm eminim. Ve genelde benim gördüklerim yanlış olmuyor. Hatalı olmadığı sürece. Sonradan gelecek olabilir. Sonuçta bazı güncellemeler parça parça, part part geliyor ya. Sif'i belki de sonradan getirecekler. Şu an için böyle yaptılar. Zaten şu anda aslına bakarsan oyun içinde 130-140 daha güncelledi. Yine bir 700-750 MB'lık bir boyutta güncelleme. Neyse, yeni uyanmış, yeni uyanmış diyor. Potansiyel bunlar. Loki de kategori 3. Thor'da kostüm. Şu an için bunlar var. Başka bir şey yok. Thor odaklı. Direkt girelim şuradan. Hakikaten Sif'e gelmiş. Neyse. Bir kostümüne bakalım ablamızın önce. Korkusuz muhafızlar. Şunu dayas ona. Tamam. Potansiyel her şeyin aşırı. Liderlik. Tüm takım arkadaşları kaçınma oranı %11 arttırır. Bu değişmemiş. Bu aynı. Pasifi. Kanat yeteneği kullanımında kendisi YP'nin %15 kadarını yeniler. Bu yeni. Saldırınca zeni darbası alır. Aynen. Bunlar yeni. Bunlar farklı. Kritik oranı vardı. Şey vardı. Zaten kostümlerde yazıyorum yeni olduğu da. Aynen bak. İlk önce kostümlere bakalım. Sonra ana özelliklerine bakmak için geçeriz. Kostümler çünkü nelerin değiştiğini en kısa yoldan yazı veriyor. O yüzden iyi. Valkyrie'e bir bakalım. %10. Valkyrie lider yeteneğini geliştirir. Asgard savaşçı hanımı yeteneğini geliştirir.
Kendisi yetenek hasarı ve bonus hasarı %25'er artış. Bayağı yani kategori özelliği. Güzel. Asgard'ın savaşçı hanımı. Tüm takım arkadaşlarına hedefin kaçınma oranını %30 kadar yok sayma veriyormuş. Süper kötülere verilen hasarı %50 artırıyormuş. Süper kötülerden alınan hasarı %25 azaltıyormuş. Bayağı yancı bir rol eklemişler. Güzel. 50-50 olsa bayağı Colossus gibi olacak ama tam olmamış. Colossus gerçi tam süper kötü değil. Bu iyiler için çalışıyor da. Colossus'un bildiğiniz gibi pasifi iyi adam da olsun, kötü adam da olsun %50 daha az hasar aldırıyor. Mystic de aynı şekilde iyi adam da olsun, kötü adam da olsun %50'ye 45 mi? Öyle bir şey veriyordu. Onu tam 50-50 değil de. Neyse geç. Valkyrie lideri kanatma. Aynen bu değişmiş dediğim gibi. Kutsal kılıç. Bir saniyede kanatma hasarı esnekliği kaldırır falan filan. Sersemetle susturma. Güzel. Savaşçı hanım hücumu. Böyle biriktirilmiş hasar var bunda. Güzel. Bir aynı kalmış gördüğüm kadarıyla. 2, 3 değişmiş. 4 değişmiş. Sersemetle kanatma esnekliği kaldırır. Tüm savunmaları azaltıyor. Biriken hasar. Hasarı başlıyor. Valkyrie ordusu da sersemetle çağrının %100 yansıması. Tüm saldırılar, tüm savunmalar %40'ar. Kızlar da %1. Güzel. Ablamız bayağı güçlenmiş. Şimdi Loki'ye bakalım. Loki bayağı bir dışta kaldıydı ya. Şu kadın Loki'nin kostümü çok eskilerden buz özelliği vardı. Millet kullanıyordu ama tırt. Bu da iyiydi ama bu da tırt bence. Bu da tırt zaten. Bu umarım iyidir. Elde ilk defa kılıç ver. Her zaman bir asa bir şey olur. Ya şurada bıçaklar var ama. Dediğim gibi bu tamamen dizideki kostümüne çok benziyor. Düzenbaz yeteneğini geliştirir. Fesat büyüsü yeteneğini geliştirir. Kendisi saldırdığında zincir darbe hasarını 10 arttırır. Tamam. Fesat büyüsü kendisi 50'ye 25. Güzel. Düzenbaz kendisi tamam. Ani kesiş yine dondurma veriyor. O doğal zaten. Mystic seri atış diyor. 1 saniyede %40 yakma hasarı 2 saniyede. Güzel. Tüm hasarı bağışıklık 6 saniye çok güzel. Gram şok dalgası aciz bırakma hedefteki tüm her şeyi kaldırıyormuş mükemmel. Klon patlaması klonlar tüm saldırıları %50 artış 10 saniyede mükemmel. Yılan küresi önceden asker çağırıyordu bu sefer çağırmayı kaldırmışlar herhalde. Tek tabanca takılacak. Klon patlaması diyor şunu cidden merak ettim sadece ucundan bakacağım yine kostümlere gireceğiz de. Sadece klon şeklinde patlatıyor mu yani klon çıkar mı? Ha çıkarıyormuş. Niye çağıranın özelliğini veriyor demedik ki sadece güç arttırımı vermişler ama güzel %50 arttırmak da yani mükemmel bir şey. Yakma hasarı felç var. Bağışıklığı yok sayıyormuş. Tüm savunmaları azaltıyor biriken şekilde 5 saniye dokunmazlık. 2 saldırı içinde 10 saniyeline %50 hasar almış. Mükemmel lan harika olmuş bu kostüm. Bir de tabi daha kategori şuna. Thorin evet asıl adamın kostümüne bakalım. Adamım benim. Asgard kudreti yeteneğini geliştirir. Asgard'ın koruyucu yeteneğini geliştirir. Umarım var ya pasifi gelişmiştir. Çünkü Thor'un pasifi liderlik güç gerektiren bir pasif. Savunma veriyor ve sadece elektrik direnci. Amına koyayım sanki tövbe. Oyunda herkes elektrik hasarı vuruyor da 5 kişi 6 kişi anca vuruyor lan. Onun yani Thor'u ben lider olarak görmek istiyorum kardeşim. Bakalım pasifi ne oldu ya. Kendisi %70 ihtimalle bariyer tüm hasarı deler. Oğlum bu zaten yok muydu ya? Öncekilerde de. Ne de lan o dur. Oğlum ben eminim bak bir tanesi değiştirdiydi şeyi. Pasifi. Allah Allah. Kategori pasifi değişmemiş mi ya? Neyse orijinalinden bakarız. Asgard kudretisi kendisi elektrik hasarını %20 arttırıyormuş. Oğlum fazla verseniz ya. Elinizi korkak alıştırmayın şu adama karşı. 5 diyor bak ben ne kadar boktan bunu kur. 5. 5. Çıldıracağım ya. Neyse yine 20 de iyidir. 5-5'miş hepsi ama. Kendisine bu. Bu da kendisine. Fırtına kıran. Hiçbir özelliği yok sadece sağlam. Mjolnir hücumu. Fırtına kıran mı? Elde fırtına kıran yok lan. Kıran yok lan. Mjolnir hücumu. Bunu hareketli kullanabiliyormuşuz. Devamlı saldırı herhalde. Düşmanı 1 saniyeliğine %25 şok hasarı veriliyor. 5 saniye sonra felç ediyormuş ve falan filan. Yıldırım çağırma bu aynı. Her zamanki aynı. Değişmeyen özelliği. Değişmiş diyor ama aynı. Bu biraz kozmik yargı diyor. Bak zaten resimlerden anlarsınız yani. Resim değişmediyse özellik değişmemiştir benim gözüm. Bu fırtına kıran Endgame'den itibaren, Infinity War'dan itibaren olan aynı görsel. Şu biraz değişmiş. 2. 3 aynı. Yine aynı. Yıldırımı yere vurup çekme. Kozmik yargı değişmiş. Yetenek simgesine dokunup basılı tutmak yeteneği doldurur ve bırakın yine saldırı gelir. Amına koyayım. Şu basılı tutmaları hiç sevmiyorum ya. Basılı tutana kadar adamlar ağzımıza veriyor. 1 saniyede 135 şok hasarı veriyormuş. Uygun acı olan 20 can yenilemesi veriyormuş. Tüm saldırı ve savunmaları %60 artış. Bak bu iyi olmuş.
%30 mıydı, %25 miydi neydi önceki? Tüm hızlar %6, kritik oranında %35. Acil bırakmayı da kaldırırmış. Düşmana verilen en hasarlı birikme hasarları veriyor yine. Artış sağlar, tamam. Acımasız yıldırım diye bir şey var. Felç etme, sersem yapma, elektrik direncini azalma birikecek şekilde. Kendisi de 3 saniye dokunmazlık. Son özelliği biraz daha düşürmüşler. Kozmik yargı biraz iyi olmuş. Şunun yerine yani. Baktığımızda Kriyan falan abi dediğim gibi şu bayağı mahvediyordu son skill'de. Şimdi neyse, özellikleri karşılaştırıp deneyeceğiz. Şimdi kostüm dalmadığına göre ana sayfaya girelim, bizimkileri güncel inceleyelim. Heimdall şu an default kaldığı için ilk önce ona bakacağım. Heimdall'da hiçbir değişiklik yok özelliklerinde, zaten bunlar aynı. Heimdall'da hiç çıktığında ne heveslendiydim ama sonra adam mahvoldu gitti. Aslında Heimdall'da ziyade kostüm olanları karşılaştırmak daha iyi. Ben Thor'u karşılaştırmak istiyorum ya. Şu default Thor değil de endgame, benim şu an kullandığım endgame Thor'la onun arasında ne var? %50 elektrik direnci veriyor liderliği. Şunun bakalım. Tane tane karşılaştıracağım ya. Aynı. Adamın liderliğini değiştirmemişler. Ya abi bir şey demek istemiyorum artık ya. Vallahi ya. Demek istemiyorum yani. Kök gürültüsü darbesi. Liderle aynı yani. Thor'u yine lider olarak kullanabilirsin. %50 elektrik direnci veriyor adam ya. Oğlum elektrik hasarı artışı versene. Petarayabilin liderliği hepsinden daha iyi lan. Yani elektrikli olanları %60 hasar artışı veriyor. Dur ya, yanlış adam bak çıktım ben. 20. Bunun bak pasifi neymiş onu merak ettim. Aynı. 70 delermeler, 60 elektrik hasarı diyor. 70 delermeler aynı 65. %5 artmıştır. Allah razı olsun. Neyse. Bunda bir şey yok. Bunda bir şey var. Tamam. Şimdi incelemeye başladım. Heimdall defu gariban kaldığı için onu ilk denizleyelim. Heimdall'ın çünkü ne bir kostüm geliştirmesi var, ne bir özellik değişimi var. Sadece potansiyel gelmesi var Heimdall'a. Sonra Valkyrie, sonra da Loki. Saldır bakayım önce normal. Oğlum siz bana saldırın, böyle olmuyor. Toplanın yani bir yere. Sif geldi, Valkyrie geldi. Ben de dedim ki bak artık potansiyeller tamamen şey oluyor, birbiriyle kombinasyonlu karakterler arasında oluyor. Ve o potansiyeli gözüken, potansiyel saldırıda gözüken, 3 karakterde aynı özelliği kullanıyorlar. Aynı yerlerinde olduğu gibi. Yani Valkyrie'nin de potansiyeli var ya, dediğim gibi o yazıda olan Sif'in potansiyeli gerçek, sonradan gerçek büyük ihtimalle. Neyse, tamam Heimdall böyle. Valkyrie'ye bakalım, kostümlerine tabi. Neredesin lan? Bir dakika. Kılıcı savunması iyiymiş ya son kılıcı. Oy ne yaptın abla ya? Dur pardon. Son abla yaptı ya. Yaptın abla buraları. Bunlar pek değişikliği yok herhalde. Aynen duruyorlar ya. Aynen. Bu şeyler aynı oluyor. Hiçbir değişikliği yok yani potansiyeller. Sife de gelecek yani. Ben ne gördüğümü biliyorum arkadaşım. Siz çıkarmıyor olabilirsiniz de. Çünkü bak bazı hatırlayanlar vardır. Avengers Endgame sinemaya girmeden önce, genelde zaten Future Fight filmlerden önce filmle alakalı şeyleri çıkarıyor. Endgame'deki Thanos'la dair işte kötü adam ve iyi adamların hepsine Endgame kostümleri, işte o zaman için bir de takım kostümleri gelmişti ama 3 kişininki gelmemişti. Pepper Potts, onu tabi bilenler bilmiyor, tabi ondan sonra spoiler paylaştı, ortalık çalıştı da. Pepper Potts'un karakteri gelmemişti direkt o zaten. Kaptan Marvel'ın filmdeki o kısa saçlı hali gelmemişti. Ve Thor'un hali de bilinmiyordu, Thor'un şişman hali de gelmemişti.
orijinal güncellemeden 2-3 hafta sonra, 2-3 hafta fazla da 1 hafta 10 gün sonra falan ufak bir mini güncellemeyle, ana güncelleme arasında ufak bir mini güncelleme ama boyutu da yine yüksek olan bir güncellemeyle getirmişlerdi. Bu da aynı öyle. Orada çünkü öyle yazıyor açıklamada. 3 yeni kostüm, karakterleri sayıyor. Kategori 3 ve yeni potansiyel uyandım abi. Valkür, Heimdall ve Sif diyor. Sif'i gördüğüme eminim ki buradan da özellikle gördüğüm kadar lazım. Kesinlikle eminim. Şimdi Loki emniceye bakalım. Toparlansana da siz bir ortalık yere. Kılıç da kocaman bir şey. Excalibur. Oo, uzaktan büyü yapıyor reis. Abi yakınına gitsem kılıç vuruyor mu? Yani biz artık vuramadık. Üstüyorum orada. Ooo, o taraftan da bir tane Loki geldi lan. Hareket efsane ha, aynı anda. Bak, parayı alıyorlar ha. Dur hemşerim bir, göremedik hiçbir şey. Çok iyi. Parayı güzel aldılar ha. 5 tane ayrı kapı yapmış. Bir anda reis buralar, ne oluyor? Lan ana gruptan şu pezemek ayrı kalmış, sinirli bu. Oha 1500 şey yaptı lan. Hadi bakalım, hadi bakalım. Güzel olmuş lan kategori. Bütün şimdiye kadar kostümlerini şey yap. Şey gibi olmuş lan. Bir şey deniyor lan. Kırmızı halk geçti mi? Bir şey geçti gibi olmuş ha. Tören geçti gibi. Adam şimdiye kadar ki oyunda olan tüm kostümlerini dönüşüyor ya. Harika olmuş, helal olsun. Sevdiğim kategori, hoşuma gitti. Bir kez daha görelim ve Thor'a da geçelim hafiften. Tane tane vuruyor bir de her kostüm değiştiğinde. Tamamdır. Asıl adama geçiş yapalım. Thor. Son of Odin. Bir dakika. Hemen geçiriyorum. Geç bakalım Thor. Bir dakika saldırmayın. Hemen saldırmayın. Hemen hayvanlaşmayın. Bir dakika insan olun. Şimdi Emice, ben bir Thor'u incelemek istiyorum. Barbar falan yok ama ne yapayım? Stonebreaker falan diyor. Görünüşte sol elinde tutuyordu Mjolnir'i. Oyun içinde sağ elinde. Ya sonuçta Thor'un gerçek silahı ya Mjolnir'dir. Arkadaşlar adamlar MCU'da kırdılar Mjolnir'i. Biz ne yapalım? Kostüm özelliği. Süper Gitrax %4. Elektrik hasarını %65 arttırır. Skatın koruyucusu. Skatın koruyucusu. Onları deler. Hadi bakalım başla. Genelde uzak olduğu zaman bu karakterler savurması yine çok yavaş ya. Oğlum hantal mısın nesin? Önceki Mjolnir sesini kaldırmışlar. Önceden o Mjolnir'in bilindik sesi vardı ya. Tın tın. O da atmış. Fırtına kesici diyor. Bakalım bu nasıl? Bende hiç alakası yok lan fırtına. Fırtına kesiciyi çekti mi? Hareketler aynı. Fırtına kesicideki gibi ama alakası yok. Gelin lan gider. O an yedim sadece. Doğru. Tamam. Bu meseleyi yönlendirebilirim ama o kadar da sonsuz sürmüyor yani. Devamlıca hasar veriyor demek. Bakalım. Bayağı biriktiriyor şey yani. Thank you.
Originator'un yani şu bizim meşhur milletin tüylerini diken diken yapan Endgame'deki film sahnesinde ki kategorisi değiştirmiş. Hatırlarsanız Tony'nin de yani Iron Man'in de eskiden şey yapıyordu. Kategori 3'ü Iron Man 3'ün kapanış sahnesindeki gibi oluyordu. Oradaki kimle uğraşıyordu bundan? Mandarin'le mi uğraşıyorlardı? Orada parti, ev partisi protokolünde dediği de Jarvis evdeki bütün Tony'nin evinin garajının altındaki o giysileri çağırdı ya, bütün giysileri. Öyle bir şey vardı tabii oyundaki Aniloki'nin şu kategori 3'ünde geçiş yaptığı gibi. Şimdiye kadar olan bütün kostümleri yardıma geliyordu. Ondan saldırıyordu. Sonra tabii Endgame Infinity var mı işte? Infinity War olması lazım. Güncellemesi çıktıktan sonra kategori 3'ü direkt değişti otomatikman. Eski kostümlerde hala o eski kategori 3'ü duruyor mu bilmiyorum da. Şimdi o kocaman böyle nano silahlar çıkarıp ateş ediyor. Ve onu bak merak ettim, bir bakacağım. Tony'yi de bir bulabilirsem. Tony'nin bak en eski kostümü hangisi? Ultron çağındaki kostümü. Civil War var. Ultron çağı en eskisi bu. Bakalım. Aynen bak, aynı resim olarak ev partisi protokolüne benziyor. Harbi bunun özelliklerinde garibanmış eskiden ya. Neyse hızlıca dolduralım. Bakayım. Aynen. Aynen bütün kostümler geldi. Bu default hali, tek yapalım. Bu 2099 hali. Bu hangisi lan sen? Civil War hali. Bu da Infinity War hali. Yani şu Infinity War'a kadar o zaman aynı duruyor. Aynen, ev partisi protokol görmüş. Çünkü aynen Infinity War'a yaşıyor lazer özelliği. Infinity War kostümü de şöyle deniyor. Çıktığın vücudu tam patlıyor böyle. Body armor gibi bir şey yapmam. Güzel kostümlü de tabii. Her yeni çıkan kostüm hepsinden daha iyi olan. Demek ki Endgame'de bozulmuş kategori 3'ü abimizin. Bak tam poz verdiler. Az öncekini veremedi gelecek yavrular da. Infinity War kostümüne kadar buydu yani Iron Man'in kategori 3'ü. İlk önce saldırıyorlar, sonra 10 saniye boyunca şeyler kalıyor yanımda. Kostümlerim. Partisi protokolü. Ama şey nerede lan? Endgame'e geçtiğimizde o Endgame zaten takım kostümü. Kategori 3 değişiyor ondan sonra. Redlerden Thor işte sırtından saldırıyor hani bilir sana. Alright, Thor hit me dediği gibi. Burada Pepper'la karısıyla beraber şov yaptıkları filmde de aynı. Burada da I'm Iron Man, kör. Şöyle bir şey yapıyor. Bir tane o sert Thanos attığı yumurtayı kocaman şey yapıyor. Şu taretleri çıkarıyor ve bütün Iron'la beraber lazer atıyor. Şey değişti yani. Kaptanın kategori 3'ü hiç değişmedi. Adam her zaman Mirkelam gibi koşuyor yani. Eski kostümler de aynı, yeni kostümler de aynı yani. Değişik bir şey. Aslında yeni Endgame kostümünde şu Thanos'un ağzını burnunu kırdığı belli yani, az da olsa. Mjolnir'e kırdığı sahneye koysalar orada onu da en azından skill olarak şeye koymuşlar. Yani, skill'e koymuşlar. Hiç değişmiyor. Dediğim gibi ya çok bilmiyorum ya. Thor'un bak mesela Thor'u dediğim gibi Thor'u da bulabilirsem. Gözüm seçmiyor. Thor aşağılarda kalmış herhalde. Yeni kostüm burada olunca. Aynen. Thor'un şeyi bu. En düşük kostümüne gelelim. Bak aynı odur. Aynen. Bak karıyı bunlar da eskiden nereye atacaktı ya böyle. Özellikleri baksana. Evden adam. Allah'ım ona kadar yavaş bir skill atıştı lan öyle. Kardeşim şey mi yapıyorum bana bilmiyorum. Aynı Endgame gibi ya. Hepsinde aynı yani. O destansı sahne. Hepsinde aynı Endgame. Şunu bayağı uzun süre kullandıydım. Layık olmayan soru. Ambo olsun. Yani özellikle en çok uğraştığım, en çok kastığım karakter Thor'du. En sevdiğim karakterde. Bu layık olmayan Thor'un tanıtımı çok güzeldi. Babası işte iki şu şey neydi lan, Ymir'le Surtur'la kapışırken yaralanıyor mu bir şey düşüyor, ondan sonra Unworthy Thor gitti işte live olmayan Thor. Şu Ragnarok Thor'u da aldım lan bana lan, uzun bir süre bulardım. Hiçbir iyi
yani Hamdullah Dekor çift kılıçlı mırıçlı. Yani aynı etkiyi vermiyor abi ya. Benim en sevdiğim Infinity War hali işte bak. Sana işte takım kostüm geldi, Endgame'deki. Aynı hali, Thor'un yani. Hiçbir değişiklik yok. Şişman abi beni sevdi, Endgame hali ama. Aynı tek çekiç. Adamı Rain tuttu buradan. Yani en azından çift çekiş var diye, birazcık da tipi yerinde, saçı sakalı yerinde diye uzun bir süre bunu kullanmıyorum ama tabii yeni gelen kostümü alacağım ama derdim yani çok ısınamadım ya. Ya gücünü tabii ki PvP'de test edeceğim. Yani uzun süredir zaten bu oyunu oynayanlara da söylediğim gibi bunu yapacak bir şey yok yani. Her online oyunda ben para farkı oluyor ama bazıları cidden bokunu çıkaracak derecede para farkı çok oluyor. Mesela son zamanlarda ona doğru çok gitmeye başladı. Millet boyuna zaten sağda solda yazıyordu. Boykot yapın, boykot edeceğiz, boykotlayacağız. Marvel Future Fight diye. Ben vallahi billahi şu korona saçmalığı olmasaydı Thor'un 4. filmi Love and Thunder için illa bir yine film kostümü çıkartırlar. Orada nasıl bir Thor işleyecekler bilmiyorum. O halini göreyim ondan sonra yani bırakacaktım Future'u. Tabii o da ertelendikçe normalde bu yılın sonuna doğru çıkacaktı. Hala ne oluyor bilmiyorum. Ya bilemedim ya işte gördüğünüz gibi kategori içerisinde hani bunda bir değişik özellikler var yani şu aynı özellik bu biraz daha değişiklemiş daha düşüyor bunu bayağı basılırken basılır falan gelen bir senem görsek orası çok güzel olmuş ama yani basılırma davalarını ilkten sevmiyorum. Böyle yani. Denecek bir şey yok. Gösterecek bir şey de yok. Hiç kostüm. İki potansiyel şu an için hali hazırda. Sift daha gelmedi. Üç kostüm. İki potansiyel bir kategori üç. Yani güncellemenin ana şeysi bu. Yani ana fikri. Neyse arkadaşlar daha fazla uzatmaya gerek yok. Gösterebileceğim bir şey de kalmadı. Daha bir tek şey var işte. Hikaye görevi. Ucundan bakılırsa. İşte bu boyut çarpışması vardı. Bu geldi. İşte topyekun savaş gelecek burada bitiyor diye. Bu da Thanos özel kapışma gibi bir şey mi? Karadolu Doktor. Atarız. Curry yapmış olsun, Daisy Johnson yapmış olsun, Iron 23, Phil Jackson, Sif. Ace ne yaptın, yaktın biz ya. İşte bunlar gelmiş, bunlar da tabi bir sonraki şeylerde inceleriz. Bunun konusu tamamen güncellemenin şeydi. Neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Marvel Future Fight'in Thor odaklı olan Thor güncellemesini izlemiş olduk. Umarım dediğim gibi güzeldir. Sadece Thor için değil, tamamen Thor'u seviyorum, kayırıyorum diye ama tabii ki bu yeni kategori, yeni kostümü, güzel bir kostümü, yeni kategori 3 olan Loki için, yeni aynı şekilde kostümü ve güzel potansiyeli olan Valkyrie için de aynı. Heimdall bilmiyorum sadece potansiyeli kurtarabilir mi ama yani PvP'de iş yapmadığı sürece bir karakter benim için çok, ki sizin için de çok. Çünkü uzun bir süredir, 1,5 yıldır bakıyorum hemen hemen herkes aynı tip kahramanları kullanıyor. Hep aynı tip kahramanlar karşılaşıyor çünkü ne bileyim çizgi romanlarda, filmlerde veya sağda solda normalde güçlü olması gereken karakterler bayağı unutuldu gitti hepsi. Kaybettiler yani. Sadece belli başlı karakterler arasında dönüyor. Uzun süredir yani PvP'lerde Jean'ler, Jean zaten ilk günden beri hala yerini koruyor ama bazen Jean'i de görmüyorum yani. Silver Surfer çıktığı günden beri o da aynı şekilde ama Jean tabi daha eski, daha uzun süredir. Yine çıktığı günden beri Sentry. Bir dönem işte Dormammu, Odinler, şeyler falan bir çıkış revaçtalardı ondan sonra onlar da kayboldu gitti.
yani anlık şey gibi ama diğerleri aynı kalıyor yani. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.